Türkistanlı soydaşlarımız ata topraklarda ne zaman başları sıkışsa yüzlerini ana vatana çevirmişler. Nitekim önce Çin zulmünden kaçan Kazaklar ve Uygurlar, ardından Sovyet işgalinden kaçan Türkmenler, Özbekler ve Kırgızlar aradıkları huzuru Türkiye'de bulmuşlar. 20. yüzyılda ata vatandan ana vatana süren göçlerden dolayı bugün Türkiye'de Türkistanlıların yaşadığı onlarca köy, kasaba ve mahalle bulunuyor. Bunlardan biri de Tokat'ın merkezine 55 kilometre mesafedeki Yeşilyurt ilçesi. Yeşilyurt, 5400 kişilik nüfusuyla küçük bir kasaba. İki dönemdir belediye başkanlığı yapan deneyimli politikacı Kazım Misafir sayesinde Yeşilyurt, derli toplu bir kasaba haline gelmiş. Kentin sorunlarını çözmek için canla başla çalışan başkandan, vatandaşlar da son derece memnun görünüyor. İnsan her zaman eseriyle insan olmalı. Esersiz insan bir taşa benzermiş. Ve bunun yanında Sayın Başkanımızın yapmış olduğu inkar edilemeyecek hizmetler var. Buyurun lojmanlar. Öbür tarafında halk eğitim. Ne bileyim, bu yakında inşallah Allah bir keder vermezse hükümet binası başlanıyor. Su yolumuz kırık, çökük, dökük, bütün yollar hepsi güzel bir şekilde gelmiş. Ve hala da çok eski tanıdığım Sayın Başkan oturmak hiç sevmez. Halkın hizmetine, cenazesine, orasına, burasına. Şimdi bir reklam olsun amaçlı da konuşmuyorum. Bir laf vardır, yiğidi öldür, hakkını da yeme. Yeşilyurt'ta 30 yıl önce buraya yerleşen Türkmen soydaşlarımız ve yerli halk uyum içinde yaşıyor. Belediye Başkanı Kazım Misafir, Türkmen göçmenlerin kısa sürede yerli halkla kaynaşarak burayı yeni vatanları olarak benimsediklerini, İlçenin sorunlarına da sahip çıktıklarını anlatıyor. Buradaki Türkmen olan Evren Mahallesi'ndeki kardeşlerimiz Yeşilyurt'ta kaynaşmaya başladılar. Bizimle beraber ilçe yapmaya Ankara'ya giderken beraber konvayımızla bizimle oldular. Milletvekillerimiz geleceği zaman bizimle beraber karşılamada bulundular. Bakanımız geleceği zaman bizimle beraber oldular. Düğünümüz beraber oldu. Nişanımız beraber oldu. Cenazemiz oldu, beraber oldu. Camide beraber olduk. Hiçbir ayrı gayrımız olmadı. Fakat şu oldu, Evren Mahallesi'ndeki oturan Türkmen kardeşlerimiz Türkiye'yi anladılar, öğrendiler, ticaretin ne olduğunu gördüler. Devlete de fazla bir yük vermeden kendi çaba ve gayretleriyle kendilerini geçindirmeye başladılar. Bu arada maddi durumu güçlü olanların bir kısmı İstanbul'a, Zeytinburnu'na yerleştiler. O yerleşenler de buradaki kalanlara iş verdi. Oradan araba, o günkü dericilik çok fazla, aşırı bir şekilde hareket yaparken o deriler, parça deriler, fabrikalarda bir işe yaramayan o deriler toplanaraktan ilçemize geldi, mahallemize geldi, Evren Mahallesi'ne geldi. Hem Yeşilyurtlu'ya hem Evren Mahallesi'ne ekmek verdi, iş verdi. Onlar birleştirilip rola halinde gir arabaya bindi, İstanbul'a gitti. İstanbul'da Zeytinburnu'da küçük atölyeler onları güzel bir şekilde getirerekten imalatını yaptılar ve Rusya'ya, başka yerlere, iç piyasaya pazar haline getirdiler. Zaman geldi, deri olayı biraz hafifleyince bizim mahallemiz bunun değişik konfeksiyon şekline gitti. Evlerinde küçük küçük kendilerine ait makineleri, atölyeleri, çaba, gayret, aile birliğiyle, o çalışmayla, o çabayla bugüne kadar Allah'a şükür bir sıkıntı olmadı. Çalışıp gidiyor, aramızda geçiniyoruz. Her zaman her yerde
birbirimizin hatrını biliyoruz, sevgisini biliyoruz, saygısını biliyoruz ve devam edip gidiyor.